Herkese merhabalar. LGS 2023 sürecimiz devam ediyor. 7'den 8'e kampındayız. LGS 2022 sonuçları açıklandı. Şu anda abileriniz, ablalarınız tercihlerle uğraşmaya başladılar. Acaba neresi olacak diye. Sizler de gelecek sene bu zamanlarda acaba ben sayısalda kaç net yaptım, sözelde kaç net yaptım, tercihlerde ne yapacağım diye endişeleneceksiniz. Ve çok güzel yerler kazanacaksınız inşallah. Onun da yolu şimdiden sıkı sıkı çalışmaktan geçiyor. Bizler de zaten 7'den 8'e kampımızda bugün öğrenip tekrar edeceğimiz konuyla bir neticemizi açacağız. Geçen senede, ondan önceki senelerde de sözel bölümde Türkçe'de yazım ve noktalamadan 2 soru geldi. 1-1. Bugün de yazım kurallarından 1 soruyu cebimize açacağız inşallah. Hep beraber öğreneceğiz. Şimdi bugün öğreneceğimiz konuyu zaten 5. sınıfta, 6. sınıfta, 7. sınıfta görmüştük değil mi Tonguç? Evet hocam. Şimdi işte bugün 7'den 8'e geçerken bir kez daha güzel güzel tekrar edeceğiz. Ve tabii ki 0'dan 8'e hazırlık setimizi zaten hem sene boyunca hem de hazırlık kampımızda kullanıyoruz. 7'den 8'e hazırlık setinden de hemen ödevimizi verelim. Şurayı açalım bakalım şöyle. Nerede? Açalım bakalım. Nerede? Hazırlık programımız var. 7'den 8'e hazırlık kitabımızdan vereceğiz. Bu arada Tonguç'un bunu hepimiz biliyorsunuz zaten. Ödevlerimizi yaparken kullandığımız kitapların arkasındaki kodları kazıyarak TAS uygulamasına bu kodu girdiğimizde ve orada çıkan bilgileri mesajla yolladığımız 6610'a bize 1 GB internet adresi yükleniyor. Bunu zaten biliyorsun. Evet hocam. Şimdi burada yapmamız gereken şey şu. Hemen ödevimize bakalım şöyle. Nerede? 7'den 8'e Türkçe test 1-4 diyor. Yazım kurallarını hemen açıyorum. Parçada yapı, parça anlam. Geçiyorum. Tablo, grafik, görsel yorumlama, sözel mantık. Ha, burası. Yazım kurallarıyla alakalı 5. sınıf tekrarını yapacağız Tonguç'um. Ardından 6. sınıf tekrarını yapacağız. Ardından 7. sınıf tekrarını yapacağız ve 8. sınıfa hazır olmuş olacağız. Burayı da mutlaka güzel güzel çözmemiz gerekiyor. Hadi bakalım o zaman. Şimdi bu önemli konuyu bir kez daha güzel güzel öğrenelim. 5'te, 6'da, 7'de gördüğümüz bu konuyu 8 açısından da bir kez daha ön hazırlığımızı yapalım. Ve LGS yolunda kararlı adımlarla ilerlemeye devam edelim. Hadi bakalım Tonguç'um. Öncelikle büyük harflerin yazımına bakalım. Büyük harflerde neye dikkat edeceğiz Tonguç herhalde benim? Özel isimler nasıl yazılır? Hep büyük harfle başlar. Hep büyük harfle yazılır. Çok güzel. Özel isim büyük harfle yazılır. Mesela senin bir kedin var mı? Var hocam, Duman. Çok güzel bak. Duman dedin kedinin ismini. Duman, o zaman D'si büyük harfle yazılır. Bu kadar basit. Ama hocam Duman cins, hayır, özel isim olduğu zaman, kedi ismi olduğu zaman büyük yazılır. Ahmet, Tekir, İslamiyet, Türk Dil Kurumu, Almanca, İlk Çağ, Kuzey Kıbrıs, Galata Kulesi, Taksim Meydanı, Venüs, Rusya. Bunların her biri özel isimdir ve bunlar büyük harfle yazılıyor evladım. Ama şuna dikkat edelim. Mesela diyelim ki seni dünyalar kadar özledim dediğimiz zaman D'yi büyük yazarız, küçük yazarız Tonguç evladım benim? Küçük yazarız. Harikasın, küçük yazarız. Niye? Seni dünyalar kadar özledim dediğimizde, seni dünyalar kadar özledim dediğimizde esasında biz burada herhangi bir dünyadan bahsediyoruz. Yani seni çok özledim demek istiyoruz yani. Dünya zaten bir tane. Abartmış yani. Çok fazla abartmış hocam. Evet, çok fazla abartmış ama sonuçta demek ki sevgisini göstermek istiyor. Seni dünyalar kadar özledim derken buradaki D'yi küçük yazıyoruz. Ama ay dünyanın uydusudur dediğimizde oradaki D'yi büyük yazıyoruz. Yön sözcükleri isimden önce gelirse büyük yazılıyor. Kuzey Avrupa dersen K büyük ama Avrupa'nın kuzeyi dersen K küçük. O zaman Doğu Anadolu dediğimizde D nasıl yazılıyor Tonguç evladım benim? Büyük yazılıyor. Harikasın. O zaman yazıyorum buraya. Büyük yazılıyor. Doğu Anadolu dediğimizde D büyük. Peki Anadolu'nun doğusu dersek? Küçük yazılır hocam. Harikasın. O zaman küçük yazılıyor. Anadolu'nun doğusu dediğimizde burada D'yi küçük yazıyoruz. Evladım şöyle ben kesim işaretle buraya sığdırayım. Tamam. Yer isimleri büyük fakat il, ilçe, köy, kıta küçük. Yani Beşiktaş ilçesi dediğimizde, Üsküdar ilçesi dediğimizde, Kadıköy ilçesi dediğimizde, Bağcılar ilçesi. Harikasın. Bağcılar ilçesi dediğimizde burada hep i küçük. İstanbul ili dediğimizde İstanbul'un i'si büyük ama ilinin i'si küçük Tonguç evladım benim. Avrupa kıtasının k'si yine küçük. Akrabalık bildirenler küçük oluyor. Mesela Ayşe teyzem derken t'yi küçük yazıyorsun. Fatma teyzem. Fatma teyzemle de gene t'yi küçük yazıyorsun. Yani teyzenin ismi değişti diye teyzeye büyük yazacak halin yok. Onlar akrabalık bildiriyor. Deniz, nehir, göl ve benzeri isimlerde yine burada dikkat etmemiz lazım. Dicle nehri derken neyi büyük yazıyoruz? Önünde tarih varsa gün, ay büyük yazılıyor bak. 13 Ocak Cuma derken C'yi büyük yazıyorsun. O'yu büyük yazıyorsun. Yoksa küçük yazıyorsun. Okul Ocak'ta gezi düzenlenecek. Buradaki O'yu küçük yazabiliyorsun. Yani böyle sayılar gördüğün zaman oradaki diğer kelimelerin ilk harfini büyük yaz. Çünkü tarih belirgindir. K'nin yazımına baktığımızda ve D'nin yazımına baktığımızda zaten kuralımız son derece basit. Bağlaç olan ki ayrı yazılıyor ve bağlaç olan ki'den sonra ler iki gelmiyor. Anlat kiler diyebilir miyiz Tonguç evladım benim? Hayır hocam. Diyemeyiz. O zaman bu tabii ki ayrı yazılıyor. Ama penceredekiler diyebilir miyiz Tonguç evladım benim? Evet diyebiliriz hocam. Diyebiliriz. O zaman bu bitişik yazılıyor bak. Penceredekiler diyebiliyorsan ki bitişik yazılıyor. Anlat kiler diyemediğin için ki ayrı yazılıyor. Ki'den sonra ler eki getirilirse bitişik, getirilemezse ayrı. Bu kadar basit. Şimdi şöyle silelim. D'nin yazımına baktığımızda ise burada şöyle bir kural var. cümleden çıkarabiliyorsan ayrı, çıkaramıyorsan bitişik. Mesela Ahmet gelecekmiş. Şöyle kapatıyorum. Oku bakayım buraya Tonguç Eren benim. Ahmet gelecekmiş. Bak, Ahmet gelecekmiş diyebildin. Niye? Çünkü anlam bozulmadı. Ahmet de gelecekmiş, Ahmet gelecekmiş diyebiliyoruz. O zaman cümleden çıkarabiliyorsak bu ayrı yazılıyor. Ama mutfakta yemek yapıyor dediğimizde mutfak yemek yapıyor diyemeyiz. Anlamsız oluyor. Dolayısıyla burada mutlaka D'nin bitişik yazılması gerekiyor. Ve şuna dikkat edelim. Burada T şekli de yok. Hatta bunu şöyle göstermek istiyorum sana Tonguç Eren. Bak şimdi. Bu örnek çıkar sınavlara dikkat et. Bu olayda her iki tarafta haklıydı diyelim. Şimdi sana soruyorum Tonguç Eren benim. Buradaki D doğru mu yazılmış, yanlış mı yazılmış? Doğru yazılmış hocam. Harikasın, doğru yazılmış. Niye? Bak kapatıyorum şuradaki D'yi. Şöyle kapattım. Şöyle hatta kalemle kapakla koyayım. Bu olayda her iki taraf haklıydı diyebiliyoruz ama bu olay her iki taraf haklıydı diyemiyoruz. Demek ki buradaki D bitişik yazılması lazım. Cümleden atamıyoruz. Burada bir hata yok. Bu doğru yazılmış. Tamam. Başka bir hata var mı sence Tonguç Evladım benim? Bence yok hocam. Bence yok diyorsun. Ama dikkatli bakman lazım. Bak, bu olayda her iki taraf haklıydı diyebiliyorsun. Bak böyle kapatalım şöyle şurayı. Ta'yı kapattım. Bu olayda her iki taraf haklıydı diyebiliyorsun. O zaman bu Ta'nın ayrı yazılması lazım. Şöyle kaldırıyorum. Şöyle. Bu olayda her iki taraf da haklıydı diyebileceğin için bu ikisini ayrı yazman lazımdı. Ve TTA'dan dolayı senin gözden kaçırmaya çalış. TTA diye birleştirmek ya da ayrı yazmak diye bir şey yok. Dolayısıyla dikkat edeceksin. Burada bir kuralımız var. Son bahçemi kuralı. Yani sanki, oysaki, meğer ki, belki, halbuki, çünkü, madem ki, illakilerde sonuna lereki gelemiyor. Yani sankiler diyebiliyor muyuz Tonguç Eren benim? Hayır hocam, diyemiyoruz. Diyemiyoruz ama bunlar mutlaka yine bitişik yazılıyor. Bu ayrı bir kural. Yani anlatkiler diyemiyoruz. Ayrı yazılıyor. Ama bunlar da desen de demesen de mutlaka bitişik yazacaksın. Mi'nin yazımına baktığımızda mi soru eki gelenekleşmiş olarak ayrı yazılır. Yani kaldı mı, sen de mi geldin, işte soruyu anladın mı dediğimizde mi ayrı yazılıyor. Soru ekinden sonra gelen ekler bu eki bitişik olarak yazılır. Yani verecek misin derken bak sin eki bitişik yazılmış. Güler misin, ağlar mısın? Bu ek sorudan başka görevlerde kullanıldığında da ayrı yazılıyor. Güzel mi güzel mesela, burada pekiştirme anlamı var. Yağmur yağdı mı dışarı çıkamayız. Burada da koşul anlamı var. Sayılar ayrı yazılıyor Tonguç evladım benim. 15, 150. Sıra sayılar ikinci diye yazılabiliyor. İkinci diye yazabiliyorsun bu şekilde. Böyle yazabiliyorsun. Ama şuna dikkat et. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ile alakalı şu uyarı yapalım. Mesela 1 inci diye yazıyorsun. 3 üncü diye yazıyorsun Tonguç evladım benim. 4 üncü, 5 inci, 8 inci, 9 uncu, 10 uncu diye yazabiliyorsun. Ama 2'nin sonu i ile bittiği için burada ikinci. 6'nın sonu i ile bittiği için altıncı. 7'nin sonu i ile bittiği için 7. yazman gerekiyor. Sakın buralara da i koyma. O zaman ne olur evladım benim? Bam! Patlarız hocam. Evet, patlarsın, hata yapmış olursun. Buraya dikkat et. Üleştirme sayılarını 3'er diye yazabiliyorsun ama böyle sakın sayıyla beraber, rakamla beraber yazmaya çalışma. Yine şurada da eklerde şuna dikkat etmemiz lazım. 1'de bak yazıyorum sayıları. 1'de diyebiliyorsun, 2'de diyebiliyorsun. 3, 4, 5, 6, 7, 8 diye devam edelim bak. 1'de diyebilirsin, 2'de diyebilirsin, 6'da, 7'de, 8'de, 9'da diyebilirsin. Ama 3'te demen gerekiyor. 4'te, 5'te demen gerekiyor. Bunlardan ünsüz benzeşmesi kuralı var. Buna dikkat edin. Çek ve senetlerde bitişik yazılıyor. Burası çok da önemli değil. Şimdi kısaltmaların yazımına baktığımızda büyük harfli kısaltmalarda araya nokta girmiyor. Burası önemli. TC yani Türkiye Cumhuriyeti'ne girebiliyor. Kısaltmalara getirilen eklerde mutlaka ritükten diye okuyorsun. Burada eğer okunuşluysa. Eğer TDK ise TDK'nin diyorsun. Sakın bak TDK'nın derler mesela. TTK'nın veyahut da MHK'nın der. Merkez Hakem Kurulu. Sakın bunları K diye aklına tutma. TTK'nin. MHK'nin demen gerekiyor. Tonguç evladım benim. Nin olacak. Bunu da soruyorlar. Sonuna nokta bulunanlarda Almancadan İngilizceyi diyebiliyorsun. Küçük harflerle yapılanlarda da böyle santimetreyi kilogramdan şeklinde söyleyebilirsin. Ayrı yazılan kelimeler her şey, bir şey, çok şey. Şey daima ayrı yazılıyor. Şeytan birleşik yazıyor ama hocam. Yani şeytan bitişik yazılıyor tabii ki. Şeytan bitişik yazılıyor. Orada haklısın. Ama o ayrı bir şey. Benim dediğim burada eşya olan şey. Yani güzel şey, iyi şey, hoş şey. Şey ayrı yazılıyor. İkilemeler ayrı yazılıyor. Tek tek, eski püskü. Her sözcüğü herhangi hariç hep ayrı yazılıyor. Her biri, her an, her gün. İşte az önce verdiğimiz örnek her şey diyebiliyoruz. Herhangi bir şey nasıl yazılıyor hocam? Herhangi bir şey şöyle yazılıyor Tonguç Eren benim. Madem soruyorsun. Herhangi yazıyorsun. 1 yazıyorsun, sonra da şey yazıyorsun. Bu şekilde yazılıyor Tonguç Elhan Bey. Mi'nin zaten ayrı yazıldığını söylemiştik. Burada birkaç daha uyarı verelim. Mesela birçok bitişik yazılıyor. Pek çok ayrı yazılıyor. Bunu da bil. Ya da hiçbir bitişik yazılıyor. Bunu da bil Tonguç Elhan Bey. Ayrı yazılan sözcüklere baktığımızda kuyruklu yıldız, çevre yolu, hava yolu bunlar ayrı yazılıyor. Bitki adları, çörek otu, kuş üzümü ayrı yazılıyor. Hayvan türleri ayrı yazılıyor. Veyahut da ses düşmesi veya türemesi olmayan birleşik eylemler ayrı yazılıyor. Terk etmek, fark etmek, hak etmek mesela hak etti dediğimizde ayrı yazılıyor. Ya da mutlu etti dediğimizde Tonguç Elhan benim ayrı yazılıyor. Park etti ayrı yazılır. Evet park etti de aynı dediğin gibi park etti. Güzel bir örnek verdin gerçekten. Park etti de ayrı yazılıyor. Şu tarafa baktığımızda ara yönler bitişik yazılıyor. Güneydoğu, kuzeybatı, güneybatı, kuzeydoğu bitişik yazılıyor. Evhaneler bitişik yazılıyor. Huzurevi, pastane, postane, kitabevi. Alt üst soyut anlamda ise bitişik yazılıyor. Akşamüstü, bilinçaltı bunlar soyut anlamda olunca bitişik yazılıyor. Kuş burnu, bak kuş üzümü bitki adı olduğu için ayrı yazılıyor. Ama kuş burnu dediğimizde burada mecazlaşma var. O yüzden bu maalesef bitişik yazılıyor. Başhekim, başaktör, başbakan, bak şöyle yazalım başbakan bunlar hep bitişik yazılıyor Tonguç Elhan benim. Sapsarı, masmavi pekiştirmeler bitişik yazılıyor. Affetmek, kaybolmak bak. Hak etti ayrı yazılıyordu ama affetmek bitişik yazılıyor. Yani şöyle gösterelim. Zannetti dediğin zaman ses olayı olduğu için bitişik. Hissetti dediği zaman ses olayı olduğu için bitişik. Ama hak etti, mutlu etti ayrı yazılıyor. Tonguç evladım benim. Burada şuna dikkat et. Erler var. Erleri ayırmamamız gerekiyor. Mesela şöyle. Severleri ayırmayacağız bak. Severleri ayırma diyorum Tonguç evladım benim. Sevenleri ayırma değil mi hocam? Evet orijinali sevenleri ayırma da biz bunu severleri ayırma diyoruz. Neden? Çünkü şöyle bir kalp de koyalım buraya. Konuksever dediğimiz zaman konuksever bitişik yazılıyor Tonguç Elhan benim. Yardımsever bitişik yazılıyor. Buna dikkat et. Yani mesela sonradan gelirse bu an, ır, mez gibi şeyler sonradan gelirse bitişik yazılıyor. Mesela ağaç kakan dersen bitişik yazılıyor. Ama eğer mesela yardımseveri böyle değil de şöyle yazdım mesela güler yüz dersen o zaman ayrı yazılıyor. Eğer bu erler, ırlar, mazlar kelimeden sonra isimden sonra gelirse bitişik yazılıyor. Önce gelirse ayrı yazılıyor. Bunu da bilmemiz lazım. Şimdi geldik noktalama işaretlerine. Şimdi tabii noktalama işaretlerine geleceğiz. 7'den 8'e kitabımızdan da sorularımızı çözüyoruz. Burada tabii ki sen Türkçedeki yazım kuralları noktalama işaretleriyle alakalı tekrarını güzel güzel yapman lazım. 7. sınıfta da gördük. Evet, bunları 7. sınıfta da görmüştük. 8. sınıfta da göreceğiz ve LGS'de de karşımıza gelebilir. Şimdi noktalama işaretlerine baktığımızda Tonguç Elhan benim tamamlanmış cümlelerin sonuna nokta geliyor. Tarihlerin arasına nokta koyuyoruz. Saatlerde yine nokta var. 2 nokta var. Hayır 2 nokta yok. Sen şimdi tabii dijital saatlere baktığın zaman 23.41 şöyle gözüküyor. Şöyle yazalım. 23.41 diye gözüküyor. Sen de bunun herhalde yazıdaki hali böyledir diye düşünüyorsun. Evet öyle düşünüyorum hocam. Evet böyle düşünüyorum diyemezsin artık. Sen artık süper bir öğrencisin. Dolayısıyla bunun doğrusunun bu olduğunu bilmen lazım. Bu yanlış. Bu doğrusu Tonguç Elhan benim. Yani dijital saatte baktığın zaman böyle gözüküyor diye sakın bunu böyle yapma. Bu böyle yazılıyor. İnce ince derken yine nokta kullanabiliyoruz. 10. bölüm derken. Bazı kısaltmalardan sonra da nokta kullanabiliyor. Virgül eş göreli sözcükler arasına gelebiliyor. Elbiseler, pantolonlar, etekler derken. Sıralı cümlelerin arasında çağırdı, virgül geldim dediğimizde yine bu şekilde sıralı cümlede de biz virgül kullanabiliyoruz. Ara sözlerin başında ve sonunda bu şehir İstanbul, baharda başka güzel derken yine virgül var. Tırnak içinde olmayan alıntılarda sonra görüşürüz dedi dediğimizde. Yüklemden uzak düşen öznelerde Tonguç sınav hazırlanmak için gece gündüz çalışıyor. Kim çalışıyor? Ben çalışıyorum. Ben çalışıyorum. Yani esasında sen ben çalışıyorum dedin ama biz burada Tonguç diyeceğiz. Tonguç çalışıyor. O zaman Tonguç özne buraya da yüklemden uzak düştüğü için, çalışıyordan uzak düştüğü için Tonguç'tan sonra virgül koyduk. Evet geleceğim dediğimizde de yine onay verici cümlelerinde de biz virgül kullanabiliyoruz. Burası önemli Tonguç evladım benim. Virgül nerede kullanılmaz? Bağlaçlardan önce veya sonra kullanılmaz. Dün size geldim virgül ama evde kimse yoktu. Böyle diyemezsin. Ya bu deveyi gütmeli ya bu diyardan gitmeli diyemezsin. Burada virgül koyamazsın. Çünkü ya bağlacı var bak. Koymamışız zaten. Bu cümlelerin hepsi doğru. Ödevi biterse virgül parka gidecekmiş diyemezsin. SSA'lardan sonra virgül olmaz. Eve gelmeden virgül markete uğradı diyemezsin. Bağ fiil bir tanesi olmaz. Ama eve gelmeden, ödevlerini bitirmeden, işte kahvaltısını yapmadan markete uğradı desen o zaman birden fazla bağ fiil olduğu için kullanabilirsin. Ama şu anda kullanamazsın. Noktalı virgüle bakalım. Noktalı virgül, virgülün daha karizmatiği. Cümle içinde virgüllerle ayrılmış tür veya takımları birbirinden ayırmak için noktalı virgül kullanıyoruz. Mesela erkek çocuklara Tuğrul, virgül, Aslan, virgül, Orhan, noktalı virgül. Niye noktalı virgül? Kız çocuklarına geçiyor çünkü cümlede hocam. Çünkü kız çocuklarına geçiyoruz, doğru. Kız çocukları ise İnci, Çiçek, Gönül adları verilir. Şimdi bak, Tuğrul, Aslan, Orhan erkek kısmıydı. Oralara virgül koyduk ama onlardan kız çocuklarına geçerken ne yaptık? Noktalı virgül koyduk. Ögeleri arasında virgül bulunan sıralı cümleleri birbirinden ayırmak için. At ölür, virgül, meydan kalır. Noktalı virgül. Yiğit ölür, virgül, şan kalır. At ölür, meydan kalır, bir bütün. Yiğit ölür, şan kalır, bir bütün. Arasına noktalı virgül koydum. 2'den fazla eşdeğer ögeler arasında virgül bulunan cümlelerde özneden sonra. Yeni usul şiirimiz, noktalı virgül, zevksiz, köksüz, acemice görünüyor dediğimizde burada yine noktalı virgül var. Hatta şöyle bir örnek verelim. Tonguç, Ali, Hasan, Can ve Emre'yi işte eve çağırdı diyelim. Şimdi burada ben virgül koyuyorum. Bak şimdi Tonguç virgül, Ali virgül, Hasan virgül, Can ve Emre'yi eve çağırdı. Şimdi kimin kimi çağırdığı belli değil. Ben çağırdım hocam. Ben çağırdım diyorsun. O zaman sen çağırdıysan şöyle yapman lazım. Tonguç noktalı virgül. Çünkü çağıran Tonguç. Kim çağırdı? Tonguç çağırdı. Tonguç noktalı virgül. Ali, Hasan, Can ve Emre'yi eve çağırdı demen lazım ki burada karizmatik bir virgül kullanılmış olsun. İki noktaya baktığımız zaman örnek verileceği zaman iki nokta geliyor. Nesli tükenmiş canlılar, dinozor, mamut dediğimizde burada iki nokta var. Ve dikkat etsen iki noktadan sonra küçük harfte başlayabilir. Ama özel isim varsa, cümle varsa büyük harfte başlayabilir. Konuşan kişinin adından sonra ve konuşan bölümden önce de yine iki nokta gelebiliyor. Erken gel dedi dediğimizde. Tamamlanmamış cümlelerin sonuna arkamıza sıra dağlar. Bak cümle tamamlanmamış 3 nokta koyabiliyoruz. Benzer örneklerin devam edeceğini anlatırken yine 3 nokta koyabiliyoruz. Telli çalgılar, saz, gitar 3 nokta daha devam edeceğini söyleyebiliyoruz. Burada şuna dikkat edelim. Mesela diyelim ki masanın üzerinde 3 şey vardı dedin. Tamam mı Tonguç Elhan'ım benim? 2 nokta üste koydun ve yazdın. İşte kalem. Başka ne olsun? Silgi olsun. Silgi, tamam. Başka ne olsun? Defter olsun. Defter, tamam. Senin söylediklerini yazdım. Kalem, silgi, defter. Şimdi burada 3 şey dediğimiz için bak. 3 şey dediğimiz için buraya nokta koyuyoruz. Çünkü 3 şey dedi ve üçünü de söyledim. Ama şöyle deseydim. Masanın üzerinde birçok şey vardı ya da pek çok şey var diyelim. Pek çok şey vardı diyelim. 2 nokta üstüne koydun. Yine söylediklerini yazıyorum bak. Kalem, silgi, defter yazıyorum. Buraya ne gelecek Tonguç evladım benim? Yine nokta gelecek hocam. Hayır, yine nokta gelmeyecek. Çünkü pek çok dediği için, bak pek çok dediği için örneklerin devam edebileceğini söylüyor. Dolayısıyla masanın üzerinde pek çok şey vardı. Kalem, silgi, defter, böyle daha devam edecek diyorsun. Dolayısıyla 3 nokta geliyor. Fakat burada çok daha önemli bir uyarı söyleyeceğim sana. Bak bu da önemli. Bu da zor sorularda karşımıza gelir. Dikkat et bunu da. Şöyle bir şey yapalım. Kuru kafa yapalım. Kuru kafa Necmi yapalım. Şöyle yapıyorum. Bak şimdi dikkat et. Şimdi masanın üzerinde pek çok şey var dediğimizde 3 nokta geliyor. 3 şey dediğimizde nokta geliyor. Küçük harfle de başlayabiliyor. Şimdi dikkat et. Masanın üzerinde pek çok şey vardı diyorum. Bak gene aynı örneği yazdım. Pek çok şey vardı. 2 nokta üstüne koydum. Kalem, virgül, pardon virgül demeyecektim. Kalem, silgi ve defter diyorum. Şimdi buraya ne gelecek? 3 nokta. 3 nokta gelecek diyorsun ama bu sefer de 3 nokta gelmiyor. Neden? Çünkü bak pek çok dedik doğru. Evet. 3 nokta gelmesi lazım gibi duruyor ama V demiş burada. V olduğu için Tonguç Elhan benim burada kapatıyoruz. Yani kalem, silgi ve defter dediğimiz için burayı kapatıyoruz Tonguç Elhan benim. Burası da önemli bir kural. Şimdi 3 noktayı da söylemiş olduk sana. Hemen geçiyorum. Ünlem. Duygu anlatan, seslemen bildiren ünlemler var. Vah, eyvah, hey. Holey. Holey. İspanyol musun evladım? Holey ne ya? Allah'ım yarabbim. Alay ve küçümsemelerde çok akıllı olduğundan soruyu çözemedi. Yani esasında tam tersini söylüyor. Dangoz olabilir hocam. Evet, esasında dangoz olabilir. Soru cümlelerinin sonuna nereye gidiyorsun dediğimizde soru işareti oluyor. Soru anlamı taşıyan ifadenin sonuna adınız, soyadınız dediğimizde yine soru işaretleri koyuyoruz. Sonuç elenmeli. Kısa çizgiler ara söz ve cümlelerin başına ve sonuna. Bu şehir İstanbul, baharda başka güzel derken hani virgül kullanabiliyorduk ya Tonguç Hanım. Burada yine aynı şekilde kısa çizgiyle kullanabiliyoruz. Sözcükler arasında ve aynı zamanda anlamı vermek için. Üsküdar, Ümraniye. Üsküdar ve Ümraniye diye biliyoruz. Heceleri ayırmak için kelebekler dediğimizde, satıra sığmayan kelimeleri bölmek için, sözcüğü ekine köküne ayırmak için biz yine kısa çizgi kullanabiliyoruz. Uzun çizgi konuşmaları göstermek için. Frankfurt'a gelene herkesin sorduğu şunlardır. Eskişehir'i gezdin mi? Rothschild'in evine gittin mi? Bunlar hep böyle uzun çizgiyle söyleniyor. Oyunlarda uzun çizgi konuşan adından sonra Sıtkı Bey, kaleyi kurtarmak için daha güzel bir çare var. Gerçekten ölecek adam ister. İslam Bey, ben daha ölmedim diyerek bu şekilde uzun çizgi kullanabiliyoruz. Tırnak işareti aktarılan sözleri göstermek için Peyami Safa, kendimize uygun eserler okuruz der dediğimizde Peyami Safa'nın sözünü aktarıyoruz. Özel olarak vurgulanmak istenen sözleri göstermek için Anadolu'da kepçeye çömçe denir dediğimizde yine çömçeyi vurgulamışlar. Cümle içerisinde eserlerin ve yazıların adlarını göstermek için. Bugün öğrenciler Kendi Gök Kubbemiz adlı şiiri incelediler. Yahya Kemal'in şiirini incelemişler. Bunu özel olarak gösteriyoruz. Kesme şartı özel ada getirilen ekleri göstermek için. Kurtuluş Savaşı'nı Yunus Emre Yi dediğimizde böyle geliyor. Kısaltmalara getirilen ekleri ayırmak için. TBMM'nin yani Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ya da TDK'nin dediğimizde buraya dikkat etmemiz lazım. Sayılara getiren ekleri ayırmak için 1985'te 8. madde derken. Seslerin ölçü ve söyleyiş gereği düştüğünü göstermek için. Engel aramızı açtı. Neyleyim derken. Hani ne eyleyim diyeceğine neyleyim demiş. Kesimin işareti özel adlara ve kurum adlarına gelen yapım eklerinde kullanılmaz. Yani Türkçe derken bu şekilde yazılıyor. Yanlış değil mi hocam? Hayır, yanlış değil evladım. Bak buraya dikkat edin. Avrupalı, Müslümanların hepsi doğru. Bak şimdi neden anlatıyorum şimdi. Dikkat edin. Şimdi eğer Ankara'dan diyorsan çekim eki olduğu için bunu ayırırsın. Eğer Ankara'ya diyorsan çekim eki olduğu için ayırırsın. Ama Ankaralı dediğin zaman bunu bitişik yazarsın. Ankaralılar dediğin zaman bunu bitişik yazarsın. Kesme işaretine gerek yok. Ankaralılardan dedin, yine artık yapım eki aldığı için ayırmana gerek yok. Aynı şekilde Türk'ün dediğin zaman burada tabii ki kesme işaretine ayırıyorsun. Çünkü çekim eki. Ama Türkçe dediğin zaman bu artık yapım eki olduğu için ayırmıyorsun. Dolayısıyla Türkçe'nin dediğinde de ayırmana gerek yok evladım. Bunların yazımı bu şekilde. Bunların hepsi doğru. Bak şöyle yapıyor. Fıt, 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 fıt. Eğer şöyle olursa yanlış. Bak göstereyim ki iyice aklına yerlesin. Bu çünkü sınavlarda çıkıyor. Türkçe'nin dedi. Şöyle dedi. Şöyle bir de kesme işareti koydu. Bu yanlış Tonguç evladım. Anlaştık mı? Anlaştık hocam. Harikasın. Anlaştıysak o zaman devam ediyorum. Hadi bakalım. Ödüllü sorumuzu yap. Yorumlara yolla Tonguç evladım benim. Teşekkürler. Görüşürüz.